Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında kare konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karede alanı anlatacağız size. Evet kitabımızda sayfa numarası 150, 151 ve 152 anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Karenin alanı çok basit. Dikdörtgende A çarpı B diye ya kenarlar A A olduğuna göre ne olacaktır? Alan A kareye eşit olacaktır. Evet alana kare kenarlar verilirse Köşegenler verilirse e, bir köşegen verilirse diğer köşegen de belli zaten buradan kenara da ulaşabilirsiniz ama köşegenler dik kestiği için köşegenler çarpımının yarısında değil midir? Aynen öyle. AC çarpı BD bölü 2 de aynı zamanda köşegenler bil belli ise eğer köşegenler çarpımının yarısından da yine alana ulaşabiliyoruz. Hadi bakalım örneklere. Şimdi 150 derece burası 30 derece burası 60 oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. E o zaman burası ne oldu? K karenin alanı isteniyor bizden. Alan dediğimiz 4'ün karesi yapar. Yani cevap 16 yapar. Evet örnek 17. 16 oldu. Geldik örnek 18'e. Kare demiş. Alan A'ya 18 demiş. E bu bizim paraya kenardaki alan muhabbet değil mi? E bu yarısı. Tüm alan kaç olacak o zaman? 36 olacak. E o zaman x kare eşittir 36 ise x de böylelikle 6 çıkar. Örnek 18 6. Geldik örnek 19'a. Soruya baktığımızda 15 derece var. E, kare sorularında 15 derece varsa ne yapıyorduk? Köşegen. Mantıklı olan köşegen. BD mi CA mı? Tabii ki CA. E şurada açıları da yazalım. Hocam burası 45. Burası da 45. Burası da 45 olacak. Hatta 15, 75. Burası da 75. Burası 15 ya. Buraya da 30 kaldı. 30, 90 ise. Burası da 60 derece yaptı mı? Yaptı. Bana neresi verilmiş? Şurası verilmiş. Yani şu dik üçgende 30, 60, 90 üçgen çıktı. Süper. Hadi bakalım. AE uzunluğu 6 kök 6 ya 60'ı karşı 6 kök 6 ise 30'ın karşısında olacaktır. Kök. Ot, şimdi 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. O zaman 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. Yani 6 kök 6'yı sen kök 3'e bölersen kaç çıkıyor? 6 kök 2 çıkıyor. Burası 6 kök 2 çıktı. E, 6 kök 2 ise burası 30'u karşı 6 kök 2 ise 90'ı karşısında ne olmak zorunda? 12 kök 2 olmak zorunda. Şimdi köşegen belli ya. Direkt köşegenler çarpımının yarısı da diyebiliriz ya da 45 45 90 üçgeninden burası 12 burası 12 olur. E alan da o zaman 12'nin karesi yani 144'e eşit olur. Örnek 19 cevap 144 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Alan BC isteniyor bizden. Tamam taralar isteniyor. Alt kök ise arkadaş şimdi köşegen çizilmiş ne yapalım? Diğer köşegeni de biz çizelim. Diğer köşegeni de çizecek olursak şurası 90 derece. Alt kök ise şunların hepsi birbirine eşit ya. Bunlar 6, 6, 6, 6 oldu. E o zaman şu üçgen alanı. Bir üçgen alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. Taban 4. Yükseklik 6. Değil mi? Geniş açılı olduğundan dışarı düşmüş sadece. 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den cevap 12 yapar. Örnek 20'de. Geldik örnek 21'e. Şimdi mavi ile taranmış bölgelerin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş şunun karenin bir kenarına A dersem. Diğer karenin bir kenarına B dersem. Hocam A'yı B'yi ayrı ayrı mı bulacağım? Hayır yap Pisagor'un şurada. A kare artı B kare neye eşit? 8'in karesine eşit. Bu da nedir? 64 değil midir? E benden taralı bölge taralı alan isteniyor. Taralı alanda iki karenin toplamı değil mi? Evet. Yani A kare artı B kare. Zaten bulduk biz bunu işlemle. O kaç bulduk biz bunu? 64 bulduk. Cevap böylelikle 64 çıktı. Örnek 21'de. Geldik örnek 22'ye. A, B, C, D kare ve E, F, G, B kare verilmiş. Evet şunlar kare verilmiş. Şimdi iki karenin alanları toplamı verilmiş. Arkadaşlar bu karenin bir kenarı A ise diğer karenin bir kenarı da B ise. Baranı verilmiş. A kare artı B kare eşittir 44 verilmiş. Çevreleri toplamı da verilmiş. Çok güzel. Alan B, C, e isteniyor bizden. Şurası 90. Başka bir şey var mı burada? Yok. Tamam. Çevreleri toplamını da şöyle yazalım. 2A artı 2B değil midir? Yok. 4A artı 4B değil midir çevresinde? Evet. O da 32 verilmiş. A artı B'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. A artı B belli. A kare artı B kare belli. Ee, şurası 90 burası 90 ama bunun 90 olduğunu bilmiyoruz. Ee, şöyle bir şey söylenmesi lazımdı. Burada ne söylenmesi lazımdı? Şu karenin birer kenarları aynı doğru üstünde diye söylenmeliydi. Ya bu ya da bu. Tamam mı? Yani dik kestiği. Şu üçgen dik kestiği. Kareler şu şekilde de konulabilirdi. A biz şu CBG'nin doğrusal olduğunu da söyleyebiliriz. Tamam. Ee, ona göre yapalım soruyu yani. Evet elimizde iki bilgi var. A artı B ve A kare artı B kare var. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şurada A çarpı B'yi bulmaya çalışacağız. Şunun karesini alsam. A artı B eşittir 8 ya. Bunun karesini alsam. Bunun da karesini alacağım. A kare artı 2 AB artı B kare eşittir 64 yapar. A kare artı B kare zaten 44'tü. 44 artı 2 AB eşittir 64'ten 2ab'yi 20 buluruz ve a çarpı b de buradan 10 çıkar. E benden üçgenin alanı isteniyor. Alan neye eşit olacaktır? A çarpı b bölü 2'ye eşit. Yani 10 bölü 2'den cevap 5 çıkar. Evet, örnek 22 böylelikle 5 bulduk. Geldik örnek 23'e. Alanlar ayrı ayrı verilmiş. AE bölü FB isteniyor bizden. Şimdi arkadaşlar, tüm alan nedir? 52, 32 daha kaç yapıyor? 84 yapıyor. 16 daha 100 yapıyor. Tüm alan 100. O zaman karenin bir kenarı kaç yapar? 10 yapar. Hocam 10 deyip şuraya A deyip A çarpı 10 bölü 2'den A'yı bulabiliriz. Sonra B çarpı 10 bölü 2'den B'yi bulabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yol da şu. E, alan dağıtarak da sonuca ulaşabiliriz. Yani ben şu köşegeni çizersem burada. O zaman tüm alan kaç? 100 ya. 2 eş parça bölecek. 50-50. O zaman burası 34 olur. 50 olması için buraya da 18'im kaldı. Evet. Şimdi burada AE bölü FB isteniyor. AE bölü FB. E, tamam. Aslında böyle direkt şey de yapabiliriz ya. Şu üçgenlerin alanlarına bakarak da yola çıkabiliriz aslında. Şu ve şu. Hiç böyle oranlamalardan böyle gidecektim ama. Ya da oranlayabiliriz de. Hiç sıkıntı değil. Şu soyu çözerken atma şu geldi. Bu üçgen alan şu çarpı bu bölü 2 bu üçgen alanında bu çarpı bu bölü 2 yapacaktım. Ama öyle yapacağıma şunu da yapabilirim. 16'ya 34 var ya o zaman burası 16K ise burası 34K değil mi? Evet bilerek sadeleştirmedim. Çünkü burası da 50, 50, 50 ya 50 A ya o yüzden. 18'de kalan 18K ise burası da 32K diyebiliriz. E o zaman ne çıktı? AE bölü FB'yi buluruz. Yani 16K bölü FB de 18K yapar. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman 8 bölü 9 çıkar. Örnek 23 8 bölü 9 çıktı geldik. Örnek 24'e. ABCD karesi diyor. Hemen şöyle bir kareyi çizelim kardeşim. Hemen kareyi çizdik. A, B, C, D. A, B, C ve D'yi çizdik. A, B kenar üzerinde bir E noktası. C, B kenar üzerinde de bir F noktası belirleniyor. Hemen A, B kenar üzerinde bir E noktası. Ve C, B kenar üzerinde de bir F noktası. A, F ile D, E birbirine. Evet. Hemen A, F ile D, E birbirine dik diyor. Hocam şöyle ve şöyle. Şu dik olacak. E, o diki ben nasıl koyabilirim böyle? A, F ile D, E. Şunları doğru mu yazdım bu arada? Şimdi AB B kenar üzerinde bir E noktası al diyor. Ve CB B kenar üzerinde F noktası al. A, F ile D, E'yi çiz. Ha A, F ile D, E. Yanlış çizmişim. Çiziyormuşum. A, F böyle. DE de böyle kardeşim değil mi? Çizdik ve bunlar nasıl kesiyorlarmış? Dik kesiyorlarmış. Bunlar dik. A, F ile D'nin e kesişimi K noktası. işte tam olarak burası. D, K'yı kaç vermiş? 9. K, e kaç vermiş? 4. Olduğuna göre alan ABCD nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Hocam 90 var alfabete dalalım mı? Hayır dalmaya gerek yok. Diklendik çizilmiş öklit bağıntısı var. E ben benden ne isteniyor? X isteniyor. Direkt H kare P çarpı kandıraşı bulup Pisagor'dan X'i bulabilirim. Ama şurada öklit bağıntısı var ya. Direkt X'e ait öklit bağıntısını da kullanabilirim. X'e ait öklit bağıntısı da X'in karesi şu çarpı tamamı değil mi? Evet. X'in karesi eşittir. 9 çarpı tamamı 13 x kare de buradan kaç çıkıyor? 3 kere 9 27. 117 mi çıkıyor? Evet. Zaten benden x kare isteniyor. Hiç kök, x, x kök 117 falan yazmama gerek yok. Alan isteniyor. Cevap böylelikle 117 çıkar. Geldik örnek 25'e. ABCD kare ve öbürü de kare verilmiş. Şimdi yukarıda kare şeklindeki yan yana olan iki bahçede çapalama işlemi yapılacakları 1 metrekareyi çapalamak 4 dakika sürüyormuş. Tamam aklımızda bulunsun. 1 kare 4 dakikada iki bahçeyi çapalama işi kaç dakikada sürer diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar df'yi vermiş bize. Bak df. Aha df burası. Hocam df'ye ait bir uzunluk bir dik üçgen lazım değil mi bize? Evet. E o zaman ne yapacağız burada? Şu bir kareymiş. Şuraya a a a diyelim. Ondan sonra acaba diğer kareye de bir b diyelim. Bizden a kare artı b kare isteniyor. Hocam Şurada bir dik üçgen oluşturacak olursak bu ona ait. Çünkü 90 derece var. Hemen oluşturduk. A ise A. Burası kaç? B eksi A değil mi? Evet. Şurası da B. Hocam burada bir pisagor. Yani onun karesi eşittir. B eksi A'nın karesi artı. B artı A'nın karesi yapacaktır. O zaman 100 eşittir. B kare A eksi 2AB artı A kare. Artı B kare artı 2AB artı A kare yaptı burası. E hocam 2 AB'ler gitti. Buradan 100 eşittir 2B kare artı 2A kare geldi. Yani A kare artı B kareyi de böylelikle 50 bulduk. Arkadaş A kare artı B kareye bakar mısın? A kare artı B kare bu alana eşit zaten. E tüm alan neye eşit oldu o zaman? Alan 50'ye eşit oldu. E 1 metre kareyi 4 dakikada yapıyorsam o zaman 50 metre kareyi 50 çarpı 4 dakikada yani 200 dakikada yapmaz mıyız arkadaşlar? Çapalama işlemi. Evet. O zaman örnek 25'i 200 bulduk. Geldik örnek 26'ya. Evet şu üçgenlerin alanları toplamı isteniyor bizden. 4 ise burası nedir? 4'tür. 12 ise burası nedir? 12'dir. E hocam burası 4 ya. Bak şuradaki uzunlukta çıkıyor mu? Çıkıyor. Kaç burası? Toplamda 8. E hocam toplamda 8 de kelebek de var burada. Çünkü bunlar birbirine paralel. 12 bölü 4. Yani 3'e 1 olan var. O zaman burası 3K iken burası K'dır. 4K 8'e eşitse K'yı buradan 2 buluruz. O zaman burası 3. K, 2 ise burası 6. Burası da 2 çıktı. Mavi alanlar toplama alan 6 çarpı 12 bölü 2 artı 2 çarpı 4 bölü 2. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani 36 artı 4'ten cevabı da kaç buluruz? 40. 36 artı 4'ten cevabı da 40 buluruz. Örnek 26 40 çıktı. Geldik örnek 27'ye. Bunlar orta noktalarmış kardeşim. Tamam. E, alan DF'yi de vermişim. Çok güzel. Bu alanda 12. Bitti kardeşim. Şuraya bir AA dersem. Burası da A, burası da A, burası, da A, burası da 2A. Burası da 2A değil mi? Evet. Şimdi burası 12. Nasıl bulacağız burayı arkadaşım? Hocam bu uzunluğu bulurum. Bu uzunluğu bulurum. Sinüs teorimi falan filan kosinüs teorimi yapılabilir de uzar. Bu alan nasıl bulunabilir? Alan dağıtarak da bulunabilir aslında. Onu da söyleyeyim. Alan dağıtarak da bulunabilir. Şöyle de bulunabilir. Hocam tüm alandan burayı 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 çıkartıp 12'ye eşitleyip de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Aa, bunlar hep uzun yol. E ne yapacağız? Alan dağıtma. Klasik alan dağıtma yöntemleriyle yapalım bence bunu. Hocam şu böyle orta nokta olunca bu tüm alanın dörtte biri olmuyor muydu? Evet bak burası tüm alanın dörtte biri. Şurası. Değil mi? Hocam burası da dörtte biri. E burası sekizde biri oluyordu. E burayı da 3 bölü 8 katı kalıyordu. Oradan tüm alana ulaşabilirsin. Ya da dediğim gibi de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapın kardeşim. Tamam. Şimdi bu alan tüm alanın dörtte biri. O zaman şimdi burası tüm alanın dörtte biri dersem. 4A burası 8A rasyonele de gireceğim. Nereden yapsam diye düşünüyorum. Ama tüm, en kolay yolu da o aslında. Ya da tüm alandan bakalım kolay çıkacak mı? Tüm alan ne? 2A'nın karesinden şu alanları tek tek çıkartırsam. 12'ye dersen çıkar ama çarpanlara ayırma gelecek. Vallahi dur. Şuradan yapacağım. Burası tüm alanın dörtte biri. Hocam burası tüm alanın dörtte biri ise yani burası A iken tüm alan kaç A olacak? 4 A mı olacak? Evet. E hocam burası A iken A çarpı 2 A bölü 2. A çarpı 2 A bölü 2. Eşittir. A kare yaptı değil mi? Evet. Ya A kare. Şurası da A kare bölü 2 değil mi? Burası da A kare bölü 2 değil mi? Aynen öyle. E ben A kareye A dediysem A kare bölü 2 de A bölü 2 olacak. Bence buraya A diyelim. Buraya 2 A diyelim bence. Tamam. Böyle daha iyi olacak. E o zaman bu 4'te 1'i 2 A ise tüm o 8 A mı olacak? Aynen. E burası da orta noktada bölmüş böyle. O zaman burası da 2 A. Dikkat et 2, 4, 5 A burada 8 A olması lazım. Buraya da 3 A kaldı. O zaman 3 A eşittir 12 ise A'yı buradan 4 bulurum. E 8 A neye eşit olacaktır? 32'ye eşit olacaktır. Bizden de tüm alan isteniliyor. Sana her farklı yolu gösterdim ama en kolayı bu geldi bana. Bildiğimiz alan dağıtma oranlamalardan böyle klasik paralel kenardaki temel yapıları kullanarak yaptığımız yöntemden yaptık bunu da. Evet örnek 27 32 çıktı geldik örnek 28'e. Evet şu bir kare büyüğü de bir kare olarak verilmiş. ABCD kare şeklinde kartonun sağ üst tarafında KLMC karesi şekildeki gibi kesip atıldığında geri kalan taralı alan 75 oluyor. Yani ben bu alana bu karenin bir kenarına A buraya da B diyecek olursam. O zaman bana diyor ki A kare eksi B kare eşittir 75 diyor. DM'yi de vermiş. A ah, Pisagor bağıntısı Hocam A ya tamamı A yalnız dikkat et. O zaman buraya ne kaldı? Şurası da B ya. Dur. DM verilmiş bana. DM neresi? Şurası zannettim ben. DM uzunluğu arkadaş şurası. E burası da A kare artı B kare değil mi? Evet. DM uzunluğu 15 verilmiş. Hocam A kare artı B kare de eşittir. 15'in karesi 225 oldu. A'yı B'yi ayrı ayrı bulabilirim. Taraf tarafa toplarsam 2A kare eşittir. Topladığınız zaman 300 yapar. A kare buradan 150 yapar. A kare buradan 150 ise eğer B kare de buradan 75 yapar. KLMC karesinin alanı. KLMC yani B kare isteniliyor bizden. Cevap da ne yapacaktır? 75 yapacaktır. Evet klasik. Çarpanlar ayırma çıkıyor hocam. Evet ÖSYM de çarpanlar ayırma ile ilgili soruları çok çıkarıyor karşımıza haberiniz olsun. Geldik örnek 29'a. Aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki bir sehpa ile köşegeni sehpanın bir kenarında bulunan kare şeklinde bir örtü. Evet köşegeni burada verilmiş. Sonra bu geriye doğru çekilmiş. Bu örtünün masanın üstünde kalan köşeleri şekildeki gibi düşey doğrultuda 3 birim masanın üst yüzüne doğru kaydırıldığında. Evet. Şöyle 3 birim kaydıracağım. Diyor ki ne diyor? Şuradaki köşeleri düşey doğrultuda ne yapılıyormuş arkadaşım? Bu örtünün masanın üstünde kalan köşeleri. Masanın üstünde kalan köşeleri ne yapılıyormuş? Masanın üst yüzüne doğru kaydırıldığında. 3 birim kaydırıldı. Yani sen bunu diyor 3 birim kaydır böyle diyor. E burası da kayıyor 3 birim. E buradaki noktada 3 birim kaymış oluyor buraya. Tamam. Şimdi bu da 3 birim. Bu da 3 birim kayınca hocam 3 3. Ben bu köşegeni çizersem şurada en azından bir dikdörtgen oluştu. Çok güzel. E dikdörtgen bu köşegen yapmış oldu. 45 45 45. Şimdi sehpanın üstünden sarkan kısım 27 birim kare azalıyormuş. Arkadaş, önceden buradaki alan bu tamamıydı. Şimdi burada kalan burası. Yani azalan kısmın alanı burası değil mi? Yani şu bölgenin alanını bize kaç vermiş arkadaşlar? 27. O zaman bunu kullanacağız şimdi. Arkadaş, burası 45 değil mi? Evet. Burası da 45 değil mi? Evet. E buradan çizilen dik 45 şeyi 90 ya dikdörtgen oluştu ya. E, burası da 90. E, burası 3, 3 ise burası 3 kök yapar. Hatta buradan şöyle bir dik çizsem, buradan da şöyle. O dikleri de şöyle çizeyim istersen. Hocam şuradan dik çizsem burası da 3 yapar. Burası da 3 yapar. Buradan da dik çizsem burası da 3 yapar. Burası da 3 yapar. 3 çarpı 3 bölü 2 9 bölü 2. Burası 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2 alan olarak topladığım zaman 9 yaptı. 27 azalıyordu ya. O zaman burada kalan 27 eksi 9 mu yapıyor arkadaşlar? Bakın şu alana bize 27 demişti. Burada kalana 9 bölü 2 artı 9 bölü 2 9. 27'den 9 çıktı 18. Şu alana 18 kaldı. 3 ile neyi çarparsak 18 yapar? 6'yı. Hocam 3, 6 ve 3 köşegen yapar. Yani köşegen uzunluğu 12 oldu. X dik üçgenden buna göre örtünün alanı nedir diye soruluyor. Ha köşegeni buldum ya 12. Diğer köşegen de 12. Direkt 12 çarpı 12 bölü 2'den de alana ulaşabiliriz. Yani cevap 72 çıkar. 29. örnekte. Geldik 30. örneğe. Bir kenarın uzunluğu 12 santimetre olan kareye ilk önce şöyle katlanmış. Sonra böyle katlanmış. Tam ortadan katlanıyor değil mi? 6'ya 6 olacak. E burası 6. Sonra da tam ortadan katlayacağım 6'ya 6. E burası 6 olduğuna göre buraya 4 kaldı. Burası da kaç olacak o zaman arkadaşım? 6 olduğuna göre 3 kaldı. Şimdi EF boyunca makasla kesilip şu parça atılıyormuş. Kağıt tekrar açıldığında alanı kaç santimetre kare olur diye soruluyor. Kağıdı açalım. Arkadaş kağıdı açtığım zaman şöyle geriye doğru açılım yapıyorum bak. Şunu şöyle açtığım zaman simetri olacak. Şu parça buraya mı geldi? Evet. Sonra bir kağıdı yukarı doğru açıyorum. Yukarı doğru açtığımda da şöyle oldu. Hocam şurası boştu. Simetriyi şöyle tepelemesine bir üçgen mi olacak? Evet. Yani tüm alan neydi? Önceden bir kenar 12'di. 12 idi. 12'nin karesinden neyi çıkartacağım? Dik üçgen alanından 1, 2, 3, 4 taneyi çıkartacağım. 4 tane dik üçgen alanı. 4 çarpı 3 bölü 2'ye çıkartacağım. Yani 144 eksi. Hocam bu 4 kere 3 12 bölü 2'den 6. 6 kere 4 24'ü çıkartacağım. Cevap böyle 120 yapar. Ve geldik örnek 31'e. Kare şeklindeki kağıt şekil 1'deki gibi ABCD köşelerinden Rabdiyeli asılmış. Eyvallah. C ve B köşelerindeki raptiyeler şöyle ne oluyor? Bunlar birbirine eşit ilk etapta. Sonra bu raptiyeler çıkıyor. Bunlar aşağı doğru sarkıyor böyle. Sarkınca da ne oldu? B ve C alt kenarına 9 birim yaklaşmış. Arkadaşlar C önceden buradaydı. Bu 9 birim yaklaştı. Ama bu doğrultuda olmayacak tabii ki. Atıyorum bizim C noktası buradayken hani şöyle ya bu böyle ya bu aşağı inince direkt bu doğru üstüne inmez. Aşağı inince hop şöyle inecek değil mi? Yani aslında bizim C noktası buradaydı. Şöyle şuradaydı. Şekil biraz daha büyük çizilseydi iyi olurdu. Sonra aşağı indi burası oldu. Yani burası şu mesafede kaç birim? 9 birim aşağı mı indi? Evet. Bu da aynı şekilde 9 birim aşağı indi. Peki. Şimdi kare şeklindeki kağıdın kapladığı alan 225. O zaman karenin bir kenarı 15. Hocam şu aşağı indiği zaman da 15 olacak mı? Uzunluk değişmiyor çünkü. Evet. Burası da 15'te ise o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? Burası da 15, burası da 15, burası da 15. 9, 15, 9, 12, 15 üçgeninden burayı 12 buluruz. Bizden eşkenar dörtgenin bana kapladığı alan nedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgenin alanı nedir? Hocam taban çarpı tabana ait yükseklik zaten burası. Tabana ait yükseklik değil mi kardeşim? 12 değil mi? Evet. E hocam burası de 15 değil miydi? Hayır 15 buraya kadar kısmıydı 15. Dikkat et. Burası yükseklik 9, 12, 15'ten geldi. Eşkenar dörtgenin tabanı 15, yüksekliği 12. O zaman alan 15 çarpı 12'ye eşit olacaktır. O da 180'e eşit olur. Örnek de böylelikle 180 oldu. Ve böylelikle kareyi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde deltoid konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.